Boşanma davamda eşimin boşanma tazminat ödemesine karar verildi. Ancak eşim bunu ödemedi ve 5 yıl süren diğer davalardan sonra mahkeme bu tazminatın ana para ve tahakkuk eden faiziyle tahsil edilerek bana ödenmesine karar verdi. Ve mahkeme aracılığıyla hesabıma faiziyle bu tazminat yattı. Sorularım demiş, birincisi bu tazminat tarafıma faiziyle ödenmesi nedeniyle faiz kısmını kullanmam doğru mudur? İkincisi ise 21 yaşında öğrenci oğlum var. Bu paranın faiz kısmını ona kullanması için versem doğru olur mu? Ya da bu faizi ne yapmalıyım diye sormuşlar. İslam hukukunda nikah oluştuktan sonra kadının nafakası kocası üzerinedir. Yani yemesi, içmesi, giyim, kuşamı ve meskenini temin etmekle mükellef olan erkektir. Evet. Ta ki nikah devam ettiği sürece ve nikah nihayete erdiği zaman, yani bir boşama söz konusu olduğu zaman, bu takdirde kadın iddet bekleyecektir ve iddet bekleme döneminde yine bu kadının nafakası eski kocası üzerinedir. Yani yemesi, içmesi, giyim, kuşamı ve meskenini temin edecek olan yine kocasıdır. Ancak iddet bittikten sonra artık bu kadın ile bu erkek arasında herhangi bir bağlantı kalmadığından dolayı İslam hukukuna göre bu kadının bu adamdan herhangi bir şey talep etme hakkı yoktur. Fıken. Evet. Ancak mehirini almamışsa mehrini alır veyahut da aralarında maddi bir alsat bir şey oluşmuşsa, yani normal bir borç oluşmuşsa onları alır. Ama ben seninle bir zamanlar evliydim, bir zamanlar sana hanımlık yapmıştım. Bundan dolayı ben ölünceye kadar benim nafakamı vermek zorundasın veya ben evlilik yapıncaya kadar vermek zorundasın. Dinen böyle bir mecburiyet erkek için yoktur, dinen. Evet. Ancak kadının çocuğu varsa, yani erkeğin daha doğrusu çocuğu varsa, o kadından o çocuğa bakmakla erkek mükelleftir. Ve bu çocuk bakım sürecinde de kadının yanında ise hıdana hakkı deniyor. Bu manada kadına ona baktığından dolayı da vermekle mükellef olacaktır. Evet. Ama onun haricinde ekstra olarak bir nafaka davası fıkhi olarak böyle bir hakkı olmaz. O yüzden ama erkek kendi gönlünden bunu vererek, yani bu kadın bu saatten sonra evlenecek değil, muhtaç bir durumdadır şeklinde kendiliğinden bunu verirse güzel bir şeydir, güzel erdemlilik yapmıştır ve bu takdirde o kadın için de bu helal olur. Ama böyle bir şey olmaksızın zoraki almak ise bu doğru bir şey değildir. Ki nerede kaldı? Bunun bir de artı faizini almaktan bahsediyor. Yani ana parası doğru değildir ki bunun faizi meşru olsun. O yüzden burada ona göre değerlendirilmelidir. Bir de şöyle bir şey vardır ki günümüz hukuk sisteminde evlilik tahakkuk ettikten sonra tarafların edinmiş olduğu malda ortaklılık vardır. Yani çiftler evlendi filan tarihte, o tarihten sonra gerek erkek gerek kadın bir mal edinecek olsa o mal ortak kabul ediliyor. Ayrılık vaki olduğu zaman birbirlerinin mal varlığının yarısını alabiliyorlar. Oysa İslam hukukuna göre herkes kendi şahsi mal varlığındadır. Evet. Yani evlilik kişinin bir mal sahibi olmasını gerektirmez. Evet. Eğer onun üzerine bir akit yapılmamış ise. Dolayısıyla boşandığı zaman erkeğin işte mal varlığının şu kadarını istiyorum veya erkek için ben hanımımın şu kadar mal varlığını istiyorum deme hakkına sahip değillerdir. Günümüzün hukuk sisteminden istifade ederek böyle bir şeyi de talep etmek veya böyle bir şeyi almak karşı tarafın rızası yoksa bu kişiye helal olmaz, haram olacaktır. Mahkeme bana bu hakkı verdi, bu hukuk sisteminde bu hakkı verdi. Şer'i bir sistemde bu böyledir şeklinde yani demek değildir. Yani öyle olsa da olmasa da neticede dinen sorumluluk nedir? O bizim kitaplarımıza yazıldığı üzere bakılacaktır. O yüzden dediğimiz gibi nafaka konusu anlatıldığı şekliyle olmalıdır. Evet. Artı bir şey olmaz. Mal varlığında ben bu malın şu kadarını almak istiyorum. Bu da anlatıldığı şeklidir. Artı olarak ben buna hakkım vardır. İşte hukuk bana buna müsaade ediyor demek fıken doğru bir şey değildir. Evet, erkek ama kendi rızasıyla onda bir sıkıntı zaman, yok. Yani kadın da kendi rızasıyla verdiği zaman bir sıkıntı yok. Sokaktaki herhangi biri de kendi rızasıyla verdiği zaman bunda bir sıkıntı olmaz.